Arkadaşlar merhaba. Ben Çankaya Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi Diriliş Hareketi Temsilcisi Murtaza Akın. Bugünkü konuğumuz uzun dönemler Çankaya Şubesi Eğitim Komisyonu'nda emekler vermiş ve bir dönem komisyonun başkanlığını yapmış fizik mühendisi ve 35 yıllık fizik öğretmenliği deneyimi olan, örgütçülük deneyimi de olan Osman Çelik hocamız yanımızda. Kendisine bir takım sorular soracağız. Düşüncelerini ve projelerini anlatacak. Evet hocam, hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Diriliş Hareketi programına. Hemen sorayım. Ne olacak bu ADD'nin hali? ADD'yi kısaca bir tanımlar mısınız? Arkasından diğer sorulara geçelim. Şimdi Atatürkçülük arkadaşlar bildiğiniz gibi partilerin siyasi, dernek, vakıf ve baroların herkesin istismar ettiği bir alan. Bu alana girenlerin hemen hemen tümünün birleştiği nokta Atatürkçülük. Ama Atatürkçülüğü kendi ideolojisinden soyutlayarak toplumla barışık bir yapısını onu engelleyerek Atatürkçülük laftan öteye sözüm ona ideolojik muhtevasından çıkartılıyor. Sadece işte anma günlerimizde aklımıza gelen bir kişi olarak tanıtılıyor. Oysa dünyada 125 ülkede heykeli var Atatürk'ün. Atatürk'ü takdir eden Çin, Sovyetler Birliği, Amerika dahil birçok ülke liderleri onun önünde saygıyla eğiliyor. İdeolojisinin ve kurmak istediği karma ekonomik sistemin ne olduğu konusunda ekonomistler bir araya gelip tartışmalar yapıyorlar. Bu bağlamda Çankaya Atatürkçü Düşünce Derneği çok gerilerde kaldığına ben inanıyorum. O mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22 bin üyesinin olduğu bir ilçede yaşıyoruz. Ancak Atatürkçü Düşünce Derneği üye sayısı, ya aktif üye sayısı 50'yi geçmiyor. Toplantılarda, mitinglerde, evet, alanlarda maalesef üyelerimizi görememekteyiz. Yönetim kurulunun üzerinde yük biniyor. Bu üyeler seyrediyor sadece. Günümüzde Atatürk'e olan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor. Bunu dernek çalışmalarında da hissetmekteyiz. Yine eski yönetimimiz 2018-2020 aralığında biz elimizden gelen katkıyı yapmaya çalıştık eğitim kolu olarak. Birkaç tanesini ben size isterseniz aktarayım. Evet, alalım. Birlik Mahallesi'nde Trabzon milletvekilimiz Haluk Pekşen'i davet ettik. Geldiler, seminer verdiler. Günün siyasi ve sosyal yapısını aktarmaya çalıştılar bize. Yine aynı oturumda Ankara milletvekilimiz Aylin Nazlı Aka, kadın kolları başkanımız konuşma yaptı. 100'e yakın üyemizi aydınlattı, bize bilgi verdi. Çok güzel bir konuşma gerçekleştirdik, sunum gerçekleştirdik. Yine Çiğdem Mahallesi'nde daha sonra bir albayımızın başkanlığında o günün tarihi önemini anlatan bir seminer gerçekleştirdik. Bu etkinlikler 100. yılda Zülfü Livaneli'de, Esat Çankaya'yı ve Cebeci Bahar Evi'nde devam etti. En son Doktor Hüsnü Bozkurt milletvekilimiz, yine CHP milletvekilimiz, Emek'te Çankaya Evi'nde çok güzel bir sunum yaptı. Orada da katılım 150 civarındaydı üyemiz. Günün ben de dedim çok coşkulu bir toplantı olmuştu. Güzel Hüsnü Bey'in sunumu çok iyiydi. Tarihe, günümüze damga vuran bir konuşma oldu. Tarihimize geçti. Yani dernek tarihine geçti. Evet doğru. Parti içerisinde Hüsnü Bozkurt doktorumuz Atatürkçülüğü özümlemiş, içine sindirmiş, donanımlı bir asker. Bizi bilgilendirdi, bizi aydınlattı. Çok kendisinden yararlandık. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz.
Buna bir şey daha ben ekleyeyim mi? Evet, buyur. Erdoğan Karakuş Paşa'mızı dernekte ağırladık. O da Türk tarihi ve Orta Doğu ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Çok da iyi bir birikim oldu üyelerimiz için. Evet. Şimdi biz yönetime geldiğimiz takdirde benim yönetimde illa görev alacağım diye bir beklentim yok. Fakat çalışan arkadaşları hangi eklemlerde bulunacakları konusunda biraz bilgi vereyim. Önce isterseniz genel kurulla gidelim, daha sonra projeye geçelim. Şu anda divan yönetimde, evet. 2020 yılının 19 Ocak tarihinde bir genel kurul yaptık. Bir takım nedenlerle genel kurul ertelendi. Ondan sonraki süreci bir anlatır mısınız? Neler yaşadık? Neler oldu? Şimdi genel kurulda özet olarak şöyle söyleyeyim. 3 grup, 3 liste yarıştı. Bir grup Cumhuriyet Halk Partisi'nin omurgasını ve merkezini teşkil etmeye çalışan bir gruptu. Bir diğer grup CHP ile Vatan Partililerin ortaklaşa seçime girdikleri bir ekipti. Bir başka grupta yine fazla yapmayan, derneğe gelip gitmeyen, dolaylı destek veren arkadaşların yer aldığı bir grup. 3 listeyle yarışıldı. Şimdi burada beni çok ilgilendiren ve rahatsız eden bir durumu aktarmak istiyorum. Geçmişte bu dernekte omuz veren, mücadele eden arkadaşlarımıza saygı göstermeyen bir ekibin olduğunu hissettik. Bunlar seçimi kaybedeceklerini anlayınca ayak oyunlarına başvurdular. 252 imza karşılığı listede 293 kişinin olduğunu gördük. Yani bu demek oluyor ki 30-40 tane üye dışarıdan müdahale etmişlerdir. Divan kurulu da bu olayı üyelerle yani birlikte... Yani Haziran cetvelinde 250-60 civarında imza var. Evet. Ama oy kullanan sayısı 298 mi? 293. Ya da tam tersi mi? 293. Ben tam tersi gibi hatırlıyorum. 298 imza var ama evet. Başka bir Haziran cetvelinde 255-60'larda bir imza var. İmza var, evet. Bir problem yaşanmış durdu, evet. Orada divan kuruluna üye arkadaşlar, sağlıklı düşünen, derneğe emek vermiş arkadaşlarımız müdahale ettiler, dilekçe verdiler. Kongrenin ertelenmesini talep ettiler ve kongre ertelendi. Yani şu anda 3 kişi, eski Yarsav Başkanı Ömer Faruk Emineoğlu hocamız, kayyumun başında, yani divanın başında Seyfettin Çelik hocamız var. O da eski bir ilköğretim müfettişi. Bir de üniversitede araştırma görevlisi Hülya Saygılı diye bir arkadaşımız var. 3 kişilik bir divanla gidiyor. Pandemi olayları nedeniyle şu anda fazla etkinlik yapamıyoruz. Gençlere yardımcı olmakta sıkıntılar yaşanıyor. Toplantılar yapmakta zor oluyor. Her türlü problemin yaşanabileceği korkusuyla derneğimiz zaten çok fazla açılmıyor. Açılmadığı için de etkinlikler son derece zayıf ve cılız kalıyor. Şimdi benim beklentim nelerdir arkadaşlardan? Bu... Şimdi genel kurula giderken o konuya geleceğiz de. Genel kurula giderken birkaç kişi istifa etmişti. Evet. Bu arkadaşlar görevlerini seçime giderken neden bırakıp da gittiler? Neden istifa ettiler? Şimdi neden adaylar? Ona biraz değinelim. Değinelim hocam. Şimdi ben 7-8 yıldır derneğin içerisinde aktif çalışan bir üyeyim. Bu arkadaşlarımızın başında Şengülcan hanımefendi geliyor. Bunun hakkında zaten başkanlık konusunda tereddütler vardı. Uygulamalarından rahatsız olan bir üye kesimi vardı. Bunlar dediler ki sen bırak, yani sen bu işi götüremiyorsun, bir kan değişimi yapalım dediler. Oylamaya gittiler. 4-3 devam etme kararı alındı. Şimdi bu ekipte yer alan bir iki arkadaşımız daha, Şengülcan'ınla aynı paralelde hareket eden bir iki arkadaşımız daha, Şengülcan'dan rahatsız olduklarını sık sık üyelerle paylaştılar. Hatta bunun yönettiği bir iki toplantıda kavga oldu. Anıl hocamı konuşturmayanlar oldu. Anıl Çeçen gibi deneyimli, Atatürkçülüğünden şüphemiz olmayan bir kurucu üyeyi, donanımlı bir Atatürkçü lideri
beyefendi insana, akademisyeni bir ekip orada konuşturmak istemedi. Vatan Partili ve ona yakın düşünen bir ekipti bunlar. Biz onları tanıyoruz. Bunlar fikri saldırıda bulunmaya başladılar. Taciz ettiler. Biz sahip çıktık hocamıza. Destek verdik. Bu tür insanları yıpratmanın bize bir şey kazandırmayacağı konusunda sağduyulu davrandık. Mücadelemiz bu arkadaşlarla devam etti. Edecek. Çünkü bunların derneğe hiçbir yararı yok. Fakat başkan yetersiz kaldı. Olayı götüremedi. Dernek üyelerine hakim olamadı. İdeolojik anlamda bu derneği götürecek bilgisi, kapasitesinin olmadığını düşünmekteyim. Bu arkadaşımız daha sonraları bu eksikliğini hissetmiş olacak ki istifa etti. İstifa ettikten sonra bir ekip, arka planda bir ekip, istifa etme, devam et ya, sen iyi götürüyorsun, bu dernek herkese lazım, bize de lazım. Çünkü adamlar geliyorlar, yemek düzenliyorlar, para vermiyorlar. Belli bir ekip yemek yiyor, padavadan yemek yiyor. Toplantılar oluyor, 5 kuruş harcamıyorlar. Geziler yapıyorlar, gezilerde masrafsız eğleniyorlar, geziyorlar kafalarına göre. Biz bunlara tespit ettik. Biz bunları duyarlı arkadaşlara anlattık. Tepki koydular. Hepsi rahatsız olduklarını dile getirdiler. Eski başkan da yaptıkları yanlışlığın farkına vardı. Tüzük ihlali yaptı baştan. Nasıl bir tüzük ihlali yaptı hocam? Derneğin 800-900 tane üyesi var. 809 tane üye kağıt üzerinde üye. Bunların 400-500'ü hiç gelmiyor. Derneğin yerini yurdunu bilmiyor. 15 sene, 20 sene önce üye olmuşlar. Ne para veriyorlar, ne çalışmalara katılıyorlar. Hiçbir yerde göremezsiniz siz bunları. Bunları üye olarak tutmak zaten tüzüğe aykırı. 2 sene üst üste aidatını ödemeyen zaten otomatik olarak ne oy kullanabilir, ne derneğe üye olarak kalabilir. İhracı kesin gerekir bunların. Geçici de olsa ihracı gerektirir. Tüzüğümüz böyle emrediyor. Fakat başkan bunları tuttu. Tüzgü ihlali yaptı. Genel merkez tarafından uyarıldı. Dernek üyeleri arasında çıkan kavgaları kontrol edemedi. Bunlar birbirleriyle tartıştılar. Ağız dalaşı yaptılar. Birbirlerinin üzerine yürüdüler. Biz engellemeye çalıştık. Derneği kaos ortamından kurtarmak için mücadele ettik. Fakat başarılı olduk diyemeyiz kendimize. Çünkü ortada bir çok farklı grupların, fikir ayrılığı olan grupların bir araya geldiği, zorla eklemlendiği bir yapı, bir de yönetim karşımızda vardı. Bunlara karşı mücadele etmek zorundaydık. Ettik. Fakat başarılı olduk mu? Olamadık. Çünkü çok arka planda şeyler var. Farklı düzlemde mücadele eden, bizimle çalışan gruplar var. Mesela bir örnek vereyim. Özür diliyorum. Belki uzattım ama eski başkanlardan Emin Kaya 20 tane biz Murtaza arkadaşımızla Osman Çelik olarak ben dilekçe veriyoruz. Üye yapıyoruz. 20 üyeyi. Getiriyoruz beyefendinin önüne koyuyoruz. Seçime girecek bu arkadaşlar. Üye hakkı kazansın diyoruz. Tamam diyor bize arkadaşımız başkan olarak. Bunları en kısa zamanda genel merkeze ileteceğiz. Oy en kısa gelecekler, oy kullanacaklar. Biz de rahat, huzur içerisinde evlerimize gidiyoruz. Arka planda bizim rakibimiz, Vatan Partili, MHP'li, FETÖ artığı bir takım zihniyete sahip kimseler. Biz bunları şahsen tanıyoruz. Biz bunlara demiyoruz ki siz bu işin temsilcisiniz burada. Ama bunlar o ideolojinin şeyleri, simsarları diyelim. Dernekte kaos ortamı yaratmak için görevlendirilmiş sanki. Onlar getiriyorlar 15-20 üye. Öner Tanık beyefendi genel merkezde bunlar bir hafta içerisinde onaylanıyor. Geliyor o derneğe. Bunlar oy kullanıyor. Bizim Emin Başkan verdiğimiz 20 üyeyi sümen altında bekletiyor. O üyeler oy kullanamıyor. Böyle ayak oyunlarıyla mücadele etmek zor. Zor Sayın Hocam. Bu nedenle işimiz önümüzdeki günlerde daha da zor. Niye? Bu ekip halen dernek içerisinde belli bir üye grubuna hitap ediyor. Onları yönlendiriyor. Onlarla çalışma içerisinde oluyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Şu anda
Yeni bir harmanlama oldu. Yeni bir süreçteyiz. Pandemi evet. nedeniyle herkes katılımlarda olamıyor. Etkinliklere katılamıyor. Doğru. Toplantılara gelemiyor. Dernek açılamıyor. Ne olacak? Şimdi genel kurul hazırlığı var. Genel kurul yakında olacak. Karar alacak muhtemelen divan heyeti. Diriliş hareketi, Çankaya Diriliş Hareketi ne yapacak? Evet. Şimdi harmanlandı. Başka listeler çıkacak. Diriliş Hareketi de bir liste çıkaracak. Ne olacak? Önümüzdeki süreçte dayanışma mı olacak? Bölünme mi olacak? Kavga mı olacak? Birlik bütünlük içerisinde bir yere mi varacağız? Önümüzü görmek de isteriz. Ne düşünürsün? Ne yapalım? Şimdi biz ne kadar... Diriliş Hareketi ne yapacak? Şimdi biz ne kadar tavsiyelerde de bulunsak, üyelerin kafa yapısında şu şablon var. Ben partiliyim arkadaş. Partilere oy veriyoruz yıllardan beri. Veya bir dernekte, sendikada, örgütte bunların hemen Türkiye gerçeğinde şöyle bir yapı var. CHP'ye yakın duran insanlar var. Vatan Partisi'ne yakın duranlar var. Bir de bunları harmanlayarak birlikte hareket etmeye çalışan, mevcut iktidarı silkelemeyi amaç edinen bir grup var. Şimdi biz neredeyiz burada? Biz tam olayın merkezindeyiz. Biz Atatürkçüyüz. Biz partilere eşit mesafedeyiz. Bunların burada ne maden sahası olacağız, ne onların arka bahçesi olacağız. Biz Atatürk'ün çizdiği altı oku bu dernekte hakim kılmaya geliyoruz. Geçmişte gördüğümüz en büyük eksiklik bir, bu derneğin bir arabası yok. Biz Ahmet Taner Kışlalı hocamızı Karşıyaka'da ziyarete gideceğiz. Kabrini ziyaret edeceğiz. Yıl dönümünü kutlayacağız. Üyelerimize mesaj atıyoruz. Birisi Bahçeliyev'den geliyor. Birisi Cebeci'den. Birisi 100. yıldan, birisi Esat'tan geliyor. Bu insanlar hangi ekonomik şartlarda? Zamanı gidiyor, parası gidiyor. Biz bunların yerine dernekte bir aracımız olduğu takdirde belli bir saatte bunları toplarız. O saatte gideriz karşıya kadar 5. şeyde kapıda hocamızı anar. Herkes bir an önce işine gider. Bu araba çok önemli bir ihtiyaç. İkinci büyük ihtiyaç belimizi büküyor bu. Derneğe acil bir daire lazım. Yani bina lazım. Evet. 2+1 de olabilir, 3+1 de olabilir. Bugüne kadar bir kampanya yapsaydık bu iş çoktan çözülürdü. Benim gözlerim yaşıyor. Muğla'da bizim Çankaya'nın 22 bin üyesi olan bir ilçede, CHP'lilerin ağırlıkta olduğu bir ilçede üye sayısı Atatürkçü Düşünce Derneği'ne üye olan kişi sayısı 200'ü geçmiyor. Aktif katılan 50 kişi. Bu çok büyük bir hüzün verici bir durum. İstanbul Kadıköy mesela bizden çok çok ileride. Beşiktaş öyle. Bakırköy öyle. Biz kiralarda sürünüyoruz. Üyelerden aldığımız parayı kiralara aktarıyoruz. Stopaj vergisi, elektrik, su, telefon, şu bu. Yani bu çok büyük bir eksiklik. Bunu bir an önce gidermek zorundayız. Arkadaşlar bu işi fedakarlık yapmadan bu iş olmaz. 4 tane, 5 tane, 10 tane özverili arkadaş gelecek yan yana. Yönetim de buna destek verecek. 50 milyon, 100 milyar eski parayla koyacağız bir kenara. 2+1 alacağız. Bir yerimiz olacak. 2 sene, 3 sene sonra biz bunu 3+1'e dönüştürme imkanımız olur. Hemen bununla bağlantılı bir soruya gideceğim. Buyur. Şimdi ben Tokatlıyım. Turhal Şubesi'nin etkinliklerine gidiyorum ben Tokat'a gittikçe. Onlara selam olsun buradan. ADD Turhal Şubesi'ne çok iyi çalışıyorlar. Mahalle mahalle, ev ev çalışıyorlar. Girilmedik ev, eli sıkılmadık insan bırakmıyorlar. Turhal'daki şubeyi o yüzden kutluyorum. Şimdi Çankaya'nın nüfusu 1 milyondan fazla. Altındağ şubesi kapandı. 400 bin, 450 bin civarında bir nüfusun şubesi Çankaya'ya eklendi. 1,5 milyarlık nüfusa hitap edebilecek bir sorumluluk var üzerimizde. Evet. Şimdi burada da evlere girecek, mahallelerde temsilcilikler açacak, aktiviteler düzenleyecek, o insanların elini sıkacak, o dairelerin, gecekonduların, sokakların sorunlarını içselleştirip bir çözüm önerileri zinciri üretecek
yaşamın içinde olacak bir şube yönetimi, kurullar, komisyonlar, denetim, disiplin de dahil buna gerekmez mi? Üst kurul tabii. Delegelerini de seçeceğiz ama üst kurul delegeleri de hadi ben sadece oy kullanayım gideyim dememeli bence. Onların da hayatın içerisinde olmaları gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ben üst kurula seçileyim, hiçbir şeye karışmayayım. Olmaz böyle şey. Evet, doğru. Yani çok insanların güzel. Oyunu alıyorsanız hayatın içerisinde olacaksınız. Sorumlulukları üstleneceksiniz. Risk alacaksınız gerekirse. Değil mi? Çankaya'da ben çalıştığım için biliyorum sokak sokak. Şimdi sokak sokak çalışmak gerekmez mi? Sorunların listelerini yapıp onlara çözüm üretmek gerekmez mi? Şimdi Diriliş Hareketi yeni kadrolar bulup bu sorunun üzerine gidecek mi? Buyur. Evet. Şimdi Murtaza Bey çok gerçekçi, çok mantıklı bir açıklama yaptı. Örgütlenme çok zor bir soru. Örgütlenme bütün partilerin, sendikaların, derneklerin, herkesin sorunu. Şimdi bir önceki yönetimde, iki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız ne yapmışlar? Bir göz atalım. Hasanoğlan Köyüsü'nü ziyaret etmişler. Elmadağ, ben de vardım. Açık hava, antik tiyatro, genel merkezde toplantılara gidilmiş, gençlik komisyonu oluşturulmuş, şu olmuş, bu olmuş. Barolar Birliği'ndeki toplantıya katılmış. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkan Atatürk'ü 42 kişiyle şeye gitmişler. Ziyarete gitmişler. Belediyeden otobüs alıyorlar. Çankaya Belediyesi'nden otobüs alıyorlar, oraya gidiyorlar. Para ödemiyorlar. Yani belediye tabii. Olmasa gidilemeyecek. Gidilemeyecek. Yani derneğin tabii. Üst kaynakları yok demektir. Yani. Kitle örgütleriyle dayanışma içerisinde oldular. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle pul bastırıldı ki burada büyük bir yolsuzluk yapıldı. 100 tane denetleme raporunda bunlar belirlendi. Murtaza Bey, 100 tane pul olması gerekirken Ömer Sayan Bey'in genel merkez adına yaptığı incelemede 118 tane pul çıktı. Yani bu pulların bir defa sayımı, seri numarası, kaç liraya satılacağı önceden belirlenmeliydi. Burada bir usulsüzlük söz konusu. Bunu genel merkez zaten değerlendirdi ve denetlemeye aldılar. Bir başka konu... 820 tane üye gözüküyor kağıt üzerinde. 907 hatırlıyorum. 907 de olabilir. Bu her yıl değişiyor. Bu 162 genç üye var. Fakat 162 genç üyenin laikliğe karşı saltanatın kaldırılması, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 23 Nisan Ulusal Bayram ve bir sürü daha etkinliklerde biz gençleri hiç göremiyoruz. Ya iki kişi, ya üç kişi, ya var ya yok. Genç kızlarımız, hele üniversiteli genç kızlarımızın bir tanesi bile yok. Bununla 20'ye yakın genç kızımız var, burs alıyor dernekten ama eylemlerde bunların hiçbirisi yok. Ve özellikle gençler seçiliyor. Üniversiteli gençler seçiliyor komisyonda, burs veriliyor. Maddiyat olarak destekleniyor. Ama bunları ne toplantılarda görebiliyoruz, ne alanlarda görüyoruz, ne şurada ne burada görüyoruz. Yani bu dernek nasıl halkla kaynaşacak? Nasıl vatandaşla iç içe olacak? Atatürkçülüğü bunlar nasıl benimsetecekler? Atatürkçülük kağıtlarla, kitaplarla, okumayla öğrenilmez. Sahalarda öğrenilir. Mücadele alanlarında öğrenilir. Sen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kardeşim evde oturuyorsan senden Atatürkçü olmaz. Ben Atatürkçüyüm diye istediğin kadar bağır çağır. Etrafa onun resmini as, her yere koş, şunu yap, bunu yap. Hiçbir teorik şey, tarafı da önemli, pratik tarafı şey da önemli. Hiçbir şey ifade etmiyor. Benim çok özür diliyorum, 65 yaşlarında, 67 yaşlarında eski çok saygı duyduğum Atatürkçü, alanlarda mücadele etmiş bir arkadaşımız, çok saygı duyduğum, hemen hemen her eylemde geçmişte, 80 öncesi eylemde gördüğüm bir arkadaşımız, bayan. Haydi Cumhuriyet Bayramı'na gidiyoruz dedim. Buyur gel gidelim yürüyüşe dedim.
Dedi ki benim dedi elbis şeylerim var, perdelerimi yıkayacağım hocam dedi, çok özür dilerim, gelemeyeceğim. Cumhuriyet Bayramı'na gelmeyen, etkinliğe katılmayan, bunun mücadelesine omuz vermeyen, ister öğrenci, ister öğretmen, ister eski mücadele alanında kendini benimsetmiş kim olursa olsun. Bundan büyük Sayın hocam, seçimlere... Bundan büyük bayram var mı hocam? Bundan seçimlere, büyük bayram var mı? Cumhuriyet evet, bayramından daha. Seçimlere 300 kişi geliyor. Evet. Etkinliklere bakıyoruz 30-40 kişi. Bu geçmiyor. %10-15 demek. Evet. Ne yapacağız? Şimdi bu yönetimlerin yanlışlığından kaynaklanıyor. Yöneticilerin 4/3'ü ben çocuğuma burs vereyim, orada yemek yiyeyim, geziyim, eğleneyim. Çankaya Belediyesi nasıl olsa araç veriyor. Bir de bir şu Ankara'nın tarihi eserlerini, yakın yerlerini bir de bir gezmiş olayım gibi beklentilerle geliyor, yönetime yazılıyorlar. Boş zamanlarında da bu tür etkinliklere katılıyorlar. Derneğin sorunu Atatürkçülüğü tanıtmak değildir. Atatürkçülüğün reklamını yapmak değildir. Atatürkçülüğü özüyle, ruhuyla, fikirleriyle yaşatmaktır. Onu birileriye taşımaktır. Ne diyor Büyük Önder? Diyor ki benim fikirlerime bakınız siz diyor. Benim şeklimi bırakın diyor. Benim fikirlerimi ileriye taşıyın diyor. Cumhuriyeti payidar olsun diyor. Cumhuriyeti yaşatacak olan sizlersiniz diyor. Şimdi biz en son 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deydik. Birlikte yürüdük. Sen de gördün. 1000'e yakın vatandaş birikti. 1000'e yakın vatandaş birikti. Bu vatandaşların bir kısmı KESK üyesi, bir kısmı CHP, bir kısmı ADD'den genel merkezlerin üyeleri. Çankaya Şubesi'nden kaç kişi geldik hocam? Gelen 10 kişi. Seçimlere katılan birkaç grup görüyorum ben. Evet. Anıtkabir'e gelmiyor insanlar. Hiçbiri gelmiyor. Ahmet Temel Kışlalı'nın mezarına, Bahriye Üçok'un mezarına gelmiyorlar. Uğur Mumcu'ya gelmiyorlar. Biz fotoğraflarla, Uğur Mumcu'ya gelmiyorlar. Evet. Fotoğraflarla, videolarla tespit ettik. Kurucu üyemiz Profesör Muammer Aksoy, 20 tane kitabı var. Atatürkçülüğün ilkelerini en güzel şekilde özümlemiş, Türkiye petrollerinin nasıl peşkeş çekildiğini, emperyalistlere nasıl peşkeş çekildiğini çok güzel anlatan kitapları var. Ve kurucu üyemiz zaten Atatürkçülük özünde, faşizme de, emperyalizme de, gericiliğe de, laiklik yanlısı bir düşüncenin yanında yer alması sebebiyle de saltanata karşı. Hocam 907 üye var. Evet. 298 kişi genel kurula gelmiş. 260 civarında insan. İmza var. 290 imza. İmza 60, 30 tane oyun nereye gittiği belli değil. Karışık kuruşuk bir şey. Seçime gelince 300'e yakın insan geliyor. Etkinliklere evet, gelince 15-20 kişi. Yok. Bazen zafer anıtına çelenk koyacaksınız. 3 kişiyle gidiyorsunuz. Bu %1 bile değil. Yani bu çok kötü bir durum hocam. Utanılacak bir durum. Ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz? Mahalleler mi? İnsan mı? Örgütler mi? Demokrasi platformu mu? Diğer işte sivil toplum örgütleri mi? Evet. Nedir? Ne bir proje geliştirmek lazım. Fiili hayatta bir şey yapmak lazım. Ne yapalım? Şimdi Diriliş Hareketi ne yapacak? Bu konuda bir kapı açmak lazım. İnsanlara dokunmak lazım deriz ya, insanların vücuduna mı dokunacağız, yüreğine mi dokunacağız, ne yapacağız? Şimdi hocam, üye profilimiz, hiç kimse kusura bakmasın, sakat. Üye profilimiz laçka. Şimdi Nazım ne diyor? Sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Peki bu mücadelede üye olmuşsun, sorumluluk almışsın. Bu üyelerin kafasına silah mı dayadık? Gelin derneğe üye olun. Hiçbirine silah dayamadık. Zorlama yapmadık, baskı uygulamadık. Gönüllü gelmiş adam demiş ki ben Atatürkçü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi'ne üye olacağım. Bağrımıza bastık. Eyvallah dedik. Ya kardeşim, bu sorumlulukları yerine getireceksin. Getirmeyeceksen ayrıl üyelikten. Herkes işini bilsin. Bedel ödemeden bu işler düzelir mi? Düzelmez. Maden işçileri, emekçiler, öğretmenler, bir sürü çiftçi, tarımda uğraşan köylü kesimi durduk yere kimse kimseye 5 kuruş vermiyor ki, durduk yere kimse mücadele edeceksin, dayak yiyeceksin, joplanacaksın, belli bir mücadele vereceksin, ondan sonra
herkesin dediği bildiği gibi hak verilmez alınır. Bu üye profiliyle bir adım ileriye giremeyiz. Bu üye profilini biz değiştirmek mecburiyetindeyiz. Ya ileriye taşıyabilecek bilgiyi, bilinçli aydınlanmayı bunlara önce bunlara üyelerimize aktaracağız. Gazete çıkartacağız. Web sayfamız olacak. Herhangi bir YouTube kanalıyla anlaşacağız. Bunlarla biz başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi ve onur ADD'nin genel merkezine gönderdiğimiz üst kurulu üyelerimizi sık sık vatandaşlarımızla buluşturacağız. Onların önerilerini, geçmişteki çalışmalarını, tecrübelerini üyelerimizle paylaşacağız. Atatürkçülük lafla öğrenilmez, sahada öğrenilir. Mitinge gelmezsin, toplantıya gelmezsin. Yemek olduğu zaman gelirsin, gezi olduğu zaman gelirsin. Ondan sonra ben Atatürkçüyüm, seçime giriyorum, beni seçin. Seni ben niye seçeyim kardeşim? Beni niye seçeyim ben seni? Bu senin seçilmene gerek yok ki. Bu işi yapan bir sürü dernek var, vakıf var, sendika var. Barolar Birliği, siz gördünüz mü Atatürkçülüğü öne çıkartan, toplantı yapan, bunun mücadelesini veren bir baro? Gördün mü, görmedin? Uygulamada yok. Niye? Çünkü onlarla iletişime geçememiş dernek. Partinin üst kademesiyle içli dışlı olamamış. Sendika yöneticileriyle toplantılar yapıp beraber olamamışlar. Bu büyük bir eksiklik. Yani geliyor konu, geliyor yine aktif yönetim kadrolarının olmayışında düğümleniyor. Şöyle bir şey var mı? Turhal'ın nüfusu 60 bin. Evet. Bir gece düzenliyor, yemekli gece. 2000 kişi katılıyor. Ben de katıldım. Ailemle, ablamla beraber gittim. Ne güzel. 60 bin kişilik, yeniden selam söylüyorum Turhal Şubesi'ne. 60 bin kişilik bir şube, 2000 kişiyle bir etkinlik yapıyor. 1 milyon kişilik Çankaya, 30 kişiyle etkinlik yapıyorsa bu bizim utancımızdır benim, evet, adıma. Doğru. Şimdi burada bir tıkaç görevi yapan bir ekip var demek ki. Toplumu dernekten uzak tutmuş. Halkın, insanların, sokaktaki insanın, evinde oturan insanın, televizyona bakan insanın derneğe gelmesini engellemiş. O zaman tıkaç olmuş insanlar var, tıkalı damarlar var. Bu tıkalı damarların açılması lazım o zaman. Nasıl açacağız? Doğru. Diriliş hareketi, ADD Çankaya diriliş hareketi tıkalı damarları nasıl açacak? Derneği halkla nasıl buluşturacak? Şimdi burada Murtaza Bey, burada mutlaka profesyonel düzeyde çalışabilecek yetenekli, bilgili, aydın, donanımlı, ideolojik olarak Atatürkçülüğü benimsemiş arkadaşlara ihtiyaç var. Yani ben dernekte olsam ne olur, olmasam ne olur? Benim işim daha önemli. Ben neyim? Emlakçıyım. Öteki ne? Doktor. Öteki ne? Hukukçu. Diğerine serbest meslek sahibi. Ya ben evimde işlerim varken ne derneğe gideceğim de zamanımı öldüreceğim? Ne gereği var? Orada geçireceğim zamanın bana ne katkısı olacak? Cebime ne girecek? Bu sorulara eğer sen olumsuz cevap veriyorsan, sen zaten bu derneğe boşuna üye olmuşsun kardeşim. 300 kişi olsun, nitelikli 100 kişi olsun. Yani nicel sayıda bir topluluğun topluma vereceği fazla bir şey yok. 100 kişi olsun nitel olarak dayanışmacı, birikimli, kültürlü, donanımlı arkadaş grubumuz olsun. Atatürkçülük Derneği'ni kuranlar geçmişe çok güzel eserler bıraktılar. Çok güzel mücadeleler verdiler. Bu derneği genel merkez düzeyinde 300'ün üstünde bir sayıya ulaştırdılar. Ama bunların 1/4'ü şu anda atıl durumda. Birçoğu korkuyor. İktidarın baskısından korkuyor. Büyük bir kısmı ben dernekte çalışsam elime ne geçecek sorusuna cevap aramaya çalışıyor. Dolayısıyla bu sorunlar kısa sürede halledileceği kanısında değilim. Önce şuradan başlayacağız. Kendine güvenen, özverili, mücadeleci bir arkadaş grubunu yönetim kuruluna seçeceğiz.
Bizden önceki yöneticilerin hepsi, yani ben bu dernekte 7-8 yıldır varım. Önceki ekip tamamen, şimdi söylemek, şu andaki partinin ismini zikretmemde bir mahsur yok herhalde. Vatan Partisi'nin uzantısı idiler geçmişteki yönetimlerin birçoğu. Ha, belki 9 kişilik yönetimde 5 kişiydiler, 6 kişiydiler. Hepsi olmayabilir ama büyük çoğunluğu o ideolojiye sahip bir siyasi partinin organlarıydılar. Genel merkezde onların bir uzantısı idi. Son 3-4 yıldır farklı bir siyasi gruba geçti. Daha aktif bir mücadele alanı sergilemeye çalışıyoruz. Fakat yine o eski grup derneğin her türlü çalışmasını engellemek için elinden var gücüyle çalışıyor. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunu mutlaka çözmek zorundayız hocam. O zaman bir daha çözüm. Halkla buluşacağız demek ki. Mahalle temsilcilikler olacak, sokak evet. temsilcilikler olacak, komiteler olacak. Evet. O komiteler şubeyle ve genel merkezle koordineli çalışacak. Çok doğru. Bu yayındaki konuğumuz önceki dönem Çankaya Adede Şubesi Eğitim Kolu Başkanı Sayın Osman Çelik'ti. Osman öğretmendi. Fizik mühendisi Osman öğretmen. Derneğin içerisiyle ilgili, projeleriyle ilgili, geleceğiyle ilgili düşüncelerini anlattı, deneyimlerini anlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Çankaya Adede Diriliş Hareketi'nin düşüncelerini ve projelerini anlattı. Yeni projelerin yolda olduğunu söylemiş oldu. Yeni bir programda buluşmak üzere bütün izleyicilere teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Osman hocamıza da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Sağ olun.